Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle olacağım ve bu açılımda da aklındaki kişiye senin merak ettiğin soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabii ki ben kanalıma abone olan, beğeni yapan, yorum yazan arkadaşlarım için niyet almaktayım. Ve enerjilerime sadece bu arkadaşlarım dahildir. Bunu da hatırlatarak başlamak istiyorum. Hadi bakalım bu arkadaşların niyet ve enerjisiyle hemen başlayalım. Tam da şu anda ne duymanız gerekiyor? Bunu bir alalım bakalım. Evet, 12 numara geldi. Düşmanlıklar diyor. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka sana zarar verir. Dedikodulardan uzak dur ve dedikodulara dikkat et dedi. Evet, mesajınız bu şekildeydi. Şimdi ben genel bir durumu sormak istiyorum. Sizin ve aklınızdaki kişinin şu anda ilişkiyle alakalı genel durumu nedir? Ortak enerjiyi bir alalım. Aklınızdaki kişi ne durumda, ona bir bakalım ve size bakalım. Evet, hadi bakalım. Şimdi ortak enerjiyle başlıyorum ilk önce. Ortak enerjide arkadaşlar biraz böyle aranızda engeller var gibi gözüküyor. Ya da engel olmasa da zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, bitmek bilmeyen sorumluluklar. Yani kısacası bir kısıtlanmışlık durumu söz konusu. Her iki tarafta kendini kısıtlanmış hissediyor olabilir. Kadersel anlamda bir değişim sürecinden geçiyorsunuz belli ki. Ve aynı zamanda da yaptıklarınız şu an karşınıza çıkıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha önce yaptığınız adımlar, yaptığınız çalışmalar şu anda önünüze çıkıyor bir bakiye olarak. Ortak enerjide her iki tarafta tekrar bir araya geleceğini hissediyor. Ve birbirinizin üzerinde aslında gözleriniz. Yani her ne kadar bir ayrılık ya da bir tatsızlık olsa da her iki tarafta birbirini takip etmeye devam ediyor. Ve bunu yaparken de aslında bu iki insana bir bilgelik gelmiş, bir olgunluk gelmiş. Belki de birbirini takip ederken, birbirini incelerken daha önce fark etmediği şeyleri fark ediyor olabilir. Keşke şunu şöyle yapsaydım diyor olabilir. Böyle bir olgunlaşma var. Peki aklınızdaki kişi. Evet, sizi kaybetmekten korktuğunu söylüyor arkadaşlar. Yolunu kaybetmiş, ne yapacağını bilemiyor. Seni kaybetmekten korkuyorum. Aslında aramızdaki durumu korumak istiyorum. İlişkiyi, bağı, duyguları korumak istiyorum. Ama hiç beklenmedik anda bir takım felaketler yaşadık. Çünkü bunun sebebi de benim bir şeylerde pes etme noktasına gelmemdi. Ve biliyorum ki bu ilişkide pes etmekle sınanıyorum. Ve o yüzden de belki de pes etme noktasına gelmem, bunu sana hissettirmem bir şeylerin felaketine yol açtı. Ama ben bu ilişkiyi korumak istiyorum ve seni kaybetmek istemiyorum diyor. Peki siz ne diyorsunuz bir bakalım. Evet, siz iletişim istiyorsunuz, haberleşme istiyorsunuz. Bir kısmınız bu insanı stalkluyor olabilir. Bir taraftan da sağlık sorunlarınız belki baş gösterdi. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Kalbiniz ve aklınız çok karışık. Rüyalarınızda bu insanı görüyorsunuz belli ki. Ve diyorsunuz ki o benim için çok önemli biri. Hayatımda olması gereken adam. Hayatımda olması gereken eril. Ve onsuz ben adeta bir çöle dönüyorum. Onsuz kendimi iyi hissetmiyorum. Kuru hissediyorum. Ve adeta bir çöl gibi hissediyorum. Kurak hissediyorum diyorsunuz. Evet, genel durum böyleydi arkadaşlar. Bilemiyorum bu kısmıyla uyumlandınız mı? Şimdi ben tabii ki diğer sorulara geçmek istiyorum. Bu kişi şu anda gündeminde, güncelinde neler yapıyor diye sormak istiyorum. Şuradan alayım. Bu insan şu anda gündeminde neler yapıyor? Bir bakalım. Evet, şans ve baht açıklığını verdi ilk kart olarak. Demek ki bu insanın biraz böyle şansı açılmış, biraz bahtı açılmış, güçlü enerjiler var bu insanda. Ve adeta şunu söylüyor, diyor ki istediğim her şeyi elde etme gücüne sahip olduğumu hissediyorum diyor.
Yani aşırı bir özgüven gelmiş, maddi kazanç var, bir kısmı iş ortaklığı kurmuş olabilir ve bu kişi aslında iş yaşamında yükselişe geçtiğini ve bu yükselişi aşka da yansıtmak istediğini söylüyor. Yani benim için diyor sadece para anlamında, maddi anlamda yükselmek yeterli değil. Bir taraftan aşk anlamında da yükselişe geçmek istiyorum. Bu ikisinde meydana gelebilecek bir mutluluk beni aslında tam anlamıyla doyuma ulaştırır diyor. Ve bu kişi arkadaşlarından ya da kardeşlerinden destek almış olabilir. Bu destek manevi olabileceği gibi maddi de olabilir. Parasal yardım, sohbet etmek, akıl almak ve hatta bunlarla yeni yeni bir takım yakınlıklar kurmaya başlamış olabilir. Önceden bu şekilde değilken. Ve bu kişi anlık enerjide arkadaşlar, bulunduğu yere sıkı sıkıya bağlı, biraz da saplantılı bir vaziyette. Örneğin yaşadığı şehirden mutsuz olsa da mesela o şehri değiştirmeyi istemiyor olabilir. Bir saplantı haline gelmiştir. Takılı kaldığı fikirler, bunlar onu boğulsa da bunlara takılı hale gelmiştir. Yani aslında bu kişi yaşamda meydana gelen değişimlere ayak uydurma konusunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü sabit fikirli ve bu yüzden de uyum sağlayamıyor. Belki de değiştirmek istediği konularda bile maalesef bir değişime gidemiyor. Küs olduğu insanlarla barışmış olabilir ya da bunlarla barışmak istiyor ve tekrar bir şans vermeliyiz diyor olabilir. Bu manada fırsatları değerlendirmek istiyor ya da bir barışma durumu gerçekleştiyse bu barışma durumunu, bu var olan durumu korumak istiyor anladığım kadarıyla. Biraz melankolik sezgiler kuvvetli, geçmişe takılı kalıyor, yaşadığı hayal kırıklıklarını çok fazla hatırlayan biri. Melankolik şarkılar da dinliyor olabilir tabii ki. Kendisinden olgun, yaşça büyük birinden bir yardım da almış gibi gözüküyor ve ayağa kalkmasında, kendini toparlamasında bu da etkili olmuş gibi. Olumsuz korku ve düşünceleri uzaklaştırmak istiyor kendisinden. En büyük çıkmazının bu olduğunu düşünüyor. Ve daha cesur adımlarla doğru seçimler yapmak, doğru kararlar almak niyetindeyim. Çünkü kaderimde iyi yönlü bir değişim meydana geldi ve ben bunu kalıcı olmasını istiyorum diyor. Ve hatta bir kısmı çok cesur bir şekilde aslında bir iş değişikliği, ev değişikliği, şehir değişikliği ya da bir ilişkide köklenme gibi bir cesarete gelmek istediğini belirtiyor. Evet, bu şekildeydi güncel durumu. Sizinle ilgili güncelini de aldık. Şimdi size karşı duygularını sormak istiyorum. Bu insan size karşı tam olarak ne hissediyor? Bu insan size karşı tam olarak ne hissediyor? Gel bakalım. Evet, özgürlük. Özgürlük dedi ilk cevabı. Bir bakalım aslında ne söylemeye çalışıyor. Özgürlük. Arkadaşlar siz bu insanla şöyle söyleyelim. Evliliğinden sonra birlikte olmuş biri olabilirsiniz. Yani evlenip boşandıktan sonra onun tam da özgürlük safhasında bir bağdan kurtulduktan sonra karşısına çıkmış biri olabilirsiniz. Ya da şu da olabilir bir kısmı için. Belki de siz evlilik bekliyorsunuz bu insandan. Bir bağlılık, bir yemin, belki bir yüzük, bir söz, bir nişan bekliyorsunuz. Ama bu kişi bu durumdan bir kaos yaşıyor. Ve belki de bu yüzden özgürlüğünü tercih ediyor ve çözümü bunda buluyor olabilir. Yani bizim için çözüm özgürlük. Bizim için çözüm biz neyiz, ne olacağız dememek. Bir şeyleri akışa bırakmak. Çünkü bu şekilde oldu mu bir kaos çıkıyor diyor. Ve size karşı cinsel çekim çok yüksek arkadaşlar. Çok çekici buluyor sizi. Fakat iş söz vermeye geldiği zaman, bağlanmaya geldiği zaman, ciddi bir karara geldiği zaman ki burada alyansı verdi. O zaman bir kaos çıkıyor aramızda diyor. Ve bu yüzden de bu kişi özgürlüğünden ödün vermiyor anladığım kadarıyla. Ve şu anda da aslında gündeminde en önemli durum bu özgürlük konusuna, yani birbirinize adapte olamama konusuna dair bir çözüm. Bunu çok fazla düşünüyor. Sizi çok fazla takip ediyor diyebilirim. Gözlemliyor, inceliyor. Bazı testlere tabi tutuyor olabilir. Nasıl tepkiler veriyorsunuz bunu ölçüyor olabilir. Ya da bazı sorunlarımızın çözümü özgürlükte. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum diyor. Düşündüm, taşındım, inceledim, baktım, gözlemledim. Ve bana kalırsa bazı şeyleri çözmemiz için özgür olmamız gerekiyor. Hem senin hem de benim. Kendi hayatlarımızda özgürce hareket etmemiz gerekiyor diyor da olabilir bir kısmı. Merkezde arkadaşlar bu ilişkinin tek taraflı olabileceğine dair bir durum çıktı. Belki siz bunun böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Belki bu insan sizi böyle düşündürdüğünü hissediyor olabilir ya da kendi böyle hissediyor olabilir.
Dolayısıyla bu tarz bir karşılıksız aşk yaşıyorsanız, platoniklik durumu varsa, buna bir şans verilmesi gerektiğini ve bu şansın sonunda aslında her iki tarafında birbirine bağlandığı köklü bir muhabbet, köklü bir ilişki olabileceğini düşünüyor. Belli ki burada bir ayrılık var. Bu ayrılık neticesinde üzgün olduğunu, çabaya girmek istediğini ve bakın yine anahtar vermiş. Her iki kartta da anahtarı görüyoruz. Yani bu nedir? Bir çözüme ulaşmak istiyor sizinle ilgili. Bu kartımızda tabii ki romantik bir teklif de vardır. Baş başa yenilecek bir yemek, romantik bir teklif. Bunları yapma niyetinde, çünkü bu ayrılığa artık son vermeliyim. Bunun için de onun gönlünü almalıyım. Yani ona güzel bir sürprizle gitmeliyim. Çabam bu yönde olmalı diyor. Ve burada dedikodulardan bunalan, belki de dedikodulara maruz kalacağınızı düşünen biri var. Ama bir tarafta sizin bir o kadar da değerli olduğunuzu düşünen biri var. Ve bu yüzden de bu dedikodulara kulak asmıyorum. Ne derlerse desinler. Evet, bir şeyleri biliyorum ya da olabilecek şeyleri tahmin edebiliyorum ama yine de bunları dile getirmiyorum. Sana söylemiyorum diyor. Yani demek ki bu kişinin kendi içinde bir takım vehimleri var. Dedikodularla alakalı, birbirinize uygun olup olmadığınızla alakalı insanların algılayışı. Belki birbirinizden çok farklısınız. İnsanların vereceği tepkiyi ölçüyor burada. Duyuyor. Fakat bunu paylaşmıyor sizinle. Çünkü sizi çok değerli buluyor. Evet. Bu şekilde bir durumu da var. Peki o halde sormak istiyorum. Sizinle alakalı kafasını en çok neler karıştırıyor? Sizinle alakalı kafasını karıştıran şeyler neler? Sizinle alakalı kafasını karıştıran şeyler neler? Uzak mesafe yaşıyor olabilirsiniz ya da taraflardan biri çok fazla yer değiştiriyor olabilir. Ve macera perest olabilir arkadaşlar. Ya da bu kişi belki böyle biri. Macera perest, bağlanamayan biri. Bu kafasını çok fazla karıştırıyor. Bir diğer şey, siz bu insanı çok fazla harekete geçiren, çok fazla uyaran bir insansanız mesela, bu dönem biraz daha bu insana yabancılaştıysanız, bir yabancılaşma, bir uyarım durumunda bir azalma olduysa, bu mesela kişiyi şaşırtan bir şey, şoka sevk eden bir şey. Aslında sizden bu tarz hareketler beklemediğini düşünüyor. Bu insanı kısıtlamış olabilirsiniz, geri çekilmiş olabilirsiniz. Yani bu insan için çok farklı bir davranış biçimi ve bu kafasını karıştırıyor. Bir diğer şey şu arkadaşlar, bir takım bekleyişler, özellikle sabit kalıplardan dolayı değişime gidemeyişiniz, bir bekleyiş içinde oluşunuz ve bunun da şartları ilişkiyi zorluyor oluşu, büyük bir engel, taraflardan birinin çok uysal ya da boyun eğen biri olması mesela bir zorluk olarak çıktı. Bir diğer şey de arkadaşlar, yorgunluk. Bu ilişkide artık bir yorgunluk noktasına gelmiş olabilirsiniz. Maddi manevi bir yorgunluk, kötümserlik olabilir. Taraflardan birinin fanatik oluşu, yani çok uçlarda duygularını yaşıyor oluşu bir engel. Ve bir diğer şey şu, bir geri dönüş yaşadıysanız bu insandan ya da siz ona döndüyseniz, burada bir ikinci şans verildiyse mesela, burada da yine bir takım ihmaller olmuş, ihmaller. Bir takım itiraflar yapılamamış olabilir. Birbirinizi yeterince tanımamış olabilirsiniz. Ya da birbirinize karşı çok fazla bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Bunları engel olarak verdim. Ve bir diğer şey dışlanmak arkadaşlar. Burada biraz böyle taraflardan biri birbirine dışlamış gibi gözüküyor. Yönünü farklı tarafa çevirmiş gibi gözüküyor. Bu da bir engel olarak çıktı. Ve bir şeyleri başlatmadaki güçlük diyor. İlk adımı atmaktaki kararsızlık, güçlük. Bu konuda kendini baskılama. Ve tabii ki de arkadaşlar, taraflardan birinin diğerine çok fazla baskı yapması, çok fazla zulmetmesi olabilir. Psikolojik baskı, maddi baskı. Bu da bir zayıflığa yol açmış gibi gözüküyor. Evet, bu da en çok kafasına takılanlar dedik arkadaşlar. Peki sizinle ilgili ne yapmak istiyor diye sormak istiyorum ben bu kişiye. Hadi bakalım. Sizinle ilgili yapmak istediği şeyler neler? Nasıl bir adım atacak? Evet, bir fırsat kollayacak gibi gözüküyor tabii ki Kupa Prensi ile birlikte. Umulmadık bir adım var burada arkadaşlar. Yani beklenmeyeni bekleyin derler ya.
Burada öyle umulmadık bir durum söz konusu. Bir bakalım. Evet, hem de Tılsım Prensi'ni verdi. Kupa Prensi ile birlikte Tılsım Prensi'ni verdi. Kesinlikle burada iyi haberler var. Arkadaşlar, bir haberleşme, bir iletişim ve bir başlangıç var. Bu sefer daha sağlam bir başlangıç gözüküyor. Ve bu kişi eğitim için, iş için farklı bir şehre gittiyse mesela, buradan bir kaçış, buradan bir taşınma durumu size doğru gerçekleştirebilir. Bu da açıkçası rahat bir nefes almanıza, huzura gelmenize yol açabilir arkadaşlar. Burada bir belirsizliğin son olma durumu da söz konusu. Bir belirsizlik durumundan belirli bir hale gelmek, sağlam bir başlangıç yapma durumu söz konusu. Ve bu insan size bu şekilde geldiğinde siz inanılmaz bağımsız, inanılmaz başarılı, maddi anlamda istikrarı yakalamış, belki kendi işini kurmuş, kendine güvenli bir yapıda olacaksınız belli ki. Ve merkezde kader çarkı ile birlikte Tılsım Şövalyesi'ni verdi. Kesinlikle bu insan güzel bir adım, somut bir adımla gelecek bu sefer arkadaşlar. Yani artık seni istiyorum, sen benim kaderimde olan kişisin, sen benim kadersel eşimsin şeklinde. Aslında sizin bu insana yaptığınız tüm iyiliklere karşılık bir mükafat olacak şekilde bir adımla gelecek. Burada problemlerin çözümü vardır, burada büyük fırsatlar vardır, burada şansın yaver gitmesi vardır ve karşınızdaki insanın da bir o kadar bu ilişkide tuttuğunu koparan pozisyona gelmesi, koruyucu olması, bu ilişkide inatçı ve hırslı olması vardır. Arkadaşlar, yani güzel bir dönüş burada var. Kadersel bir bağ olduğunu düşünen biri ve size biri var, size çekilen biri var yani bu manada. Bir takım engellere rağmen mücadele gücü ön plana çıkıyor burada. Bu kişi belli ki bazı engellerden dolayı pes etmiş, bir şeyleri yarıda bırakmış olabilir ama şu anda burada gözüktüğü kadarıyla arkadaşlar, yükümlülükleri altında ezilse bile, sorumluluk almakta zorlansa bile, aslında bunlara karşı mücadele edeceğim diyen bir yapıda, daha iyimser bir yapıya gelmiş, yani öyle söyleyeyim, kötümser bir yapıdan iyimser bir yapıya gelmiş ve çok ani gelişmeler meydana gelebilir aranızda, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Hiç beklemediğinizi bekleyin diyor aslında burada kartlar bize. Ve tabii ki bu insan size geldiğinde ruhsal tatmine ulaşmış ve tabii ki bu ruhsal tatmini sizden de bekleyen bir yapıda olacak. Bir o kadar sessiz, bir o kadar maneviyata yönelmiş, kendinden emin, önce aynayı kendine tutan, önce hataları, kusurları kendinde arayan bir yapıda olacak. Ve en önemlisi de bu ilişkide tek düze hareket etmemesi gerektiğini, sürekli tek düze bir hareket içinde bulunduysa bu karmayı yıkması gerektiğini anlayacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde geldi. Peki o halde size gelen mesajlar diyelim arkadaşlar. Bakalım hangi mesajlar gelecek. Eril dişil kartlarından da tabii ki almış olacağım. 3 tane kart seçelim. Bakalım mesajlarınız nedir? Evet, ilk mesajımız 23. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. 0 numara seni üzen şeyleri serbest bırak diyor. Bu konuda ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Ve 26 kutlama. Hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti dedi arkadaşlar. Evet. Peki hadi bakalım, aklınızdaki kişi bir dişil enerji ise size ne söylerdi tam da şu anda? İkiz ruh dermiş, biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık ve biz seninle ikiz ruhuz dermiş. Peki aklınızdaki bir eril enerji ise size ne söylermiş bakalım. O da dermiş ki sen bana büyü mü yaptın, seni düşünmeden duramıyorum. Benim kendime adama veya bağlılık sorunlarım var. Dahası ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Birlikte vakit geçirmekten keyif alsam da verdiğim sözleri tutamadığımı biliyorum. Özür dilerim. Evet. Eril enerji de böyle bir cümle kurdu size arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.